İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 2 Ekim Çarşamba akşamında ana haber bülteninde karşınızdayız. Evet, haber merkezimizin yurt dışında ve yurt dışından derlediği haberlerle karşınızdayız ve önemli gelişmeler var. Evet, sıcak gelişmeler arasında İran ve İsrail çatışması, İran'ın İsrail'i vurması ve Türkiye gündemine bakacak olursak da Sinan Ateş davasının tabii ki kararları verildi bugün duruşmada ve bu karar verilirken maalesef Sinan Ateş'in yakınlarına da bir saldırı gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle de olay sönümlendi. Ve tabii ki ekonomik koşulların ağırlığı da vatandaşın üzerinde ciddi oranda kendini göstermekte. Vatandaşımız geçinemiyoruz ifadelerinde bulundu. Ve bir diğer önemli tabii ki ayrıntı da gündemin satır aralarında kendini gösteren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da göçmenlerin vatandaşlığının iptal edilmesi için açmış olduğu davada. Bunları da bu ayrıntıları da bu akşam bunları konuşmaya ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağız. Ve tabii ki ilk gelişmeyle başlayalım. Ve Bağımsız Türkiye Partisi lideri Sayın Hüseyin Baş'ın da açıklamaları var gündemle alakalı. Ve peki neler söyledi? Sizin gibiler yüzünden dünya 5'ten küçük. Bu sözler Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ait ve BTP lideri Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi. Hüseyin Baş söz konusu değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sizin gibiler yüzünden dünya 5'ten küçük. Suriye'nin karıştırılmasında parmağı olan AKP hükümeti ve yetkilileri Irak'ın tezkeresinin meclisten geçmemesine rağmen Amerikan askerinin Türkiye'den Irak'a girmesine sebep olan AKP hükümeti ve yetkilileri Libya'yı karıştırılmasına pay sahibi olan AKP hükümeti ve yetkilileri bugün İsrail'den şikayet edemez. Kürecik'ten İsrail'e her an haber veren AKP hükümeti ve yetkilileri İsrail'den şikayet edemez. Bugün Cumhurbaşkanı İsrail'e Birleşmiş Milletler'de laf ederken bir sene önce Netanyahu ile poz veriyordu. Onu da geçtim. Hahamlar külliyeye geldiler. El açık dua eder. İbrahim Kalın arkalarında amin dedi. Ve sonra çıkıp bana demesin dünya 5'ten büyük. Sizin gibiler yüzünden dünya 5'ten küçük. Biz bunu konuşurken şunu unutmayalım. Orta Doğu'nun insansızlaştırılması da Büyük İsrail projesi için önemli bir adımdır. Bunu da yok saymadan. Yani Orta Doğu'yu da biz kendimizden çok fazla kopararak Orta Doğu bize ne diyebileceğimiz bir coğrafyadır. Çünkü komşumuz. Yani bu bir mecburiyet. Bunun da farkında olarak düşünmemiz lazım. Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. Gazze'den sonra Lübnan'a saldırı başlatan İsrail'e İran cevap geldi. İran, İsrail'i hipersonik füzelerle, balistik füzelerle hedef aldı. Tel Aviv'e 200 tane füze fırlatıldı. Saldırı sırasında sığınağa kaçtığı söylenen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran bunun bedelini ödeyecek dedi. Gazze'den sonra Lübnan'da katliama başlayan İsrail'e İran'dan cevap geldi. İran, İsrail'i hipersonik balistik füzelerle hedef aldı. Tel Aviv'e 200 füze fırlatıldı. İran basını hedeflerin %90'ının vurulduğunu duyurdu. Tahran saldırıda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yalnızca askeri noktaların hedef alındığını açıkladı. Saldırı sırasında Tel Aviv'de büyük panik yaşandı. Kentte sirenler çalarken İran devrim muhafızları saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nil Furaşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını bildirdi. İsrail ise saldırıya sert yanıt verileceğini duyurdu. Saldırı sırasında sığınağa kaçtığı söylenen İsrail Başbakanı Netanyahu, İran bunun bedelini ödeyecek dedi. İsrail'e destek için ordusuna talimat veren ABD Başkanı Biden ise hiç kuşkunuz olmasın ABD İsrail'e tam destek veriyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri yönetimine saldırıların sona erdiğini, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ve ABD'nin müdahalesi halinde bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alacaklarını bildirdiklerini söyledi. İsrail ise saldırılarına devam ediyor.
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki dahiyenin mahallelerine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre İsrail saldırılarında toplam 1328 kişi öldü. Lübnan'ın yanı sıra Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. Evet, gündemin sıcak başlıkları arasında İran'ın İsrail'e saldırısı gerçekten de çok önemli. Acaba bölge daha da karışacak mı? Yani bu sıcak çatışmalar daha büyük bir savaşa doğru bizi götürecek mi? Bunların ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi Skype attığımızda ise Sayın Gazeteci Farşit Bakaryan bizlerle birlikte. Sayın Farşit, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar, sağ olun. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, aslında İran kontrollü bir yaklaşım izlemeye çalışıyordu. Uzun zamandan beri bir itidalli bir yaklaşım sergilemekteydi İran baktığımızda. İsrail ise çok maalesef 7 Ekim'den beri başlatmış olduğu saldırılarda büyük bir katliam gerçekleştirdi Gazze'de. Şimdi ise hedefini Lübnan'a çevirdi ve telefon sinyalleriyle işte maalesef birçok insanın Lübnan'da öldürülmesi ve ardından Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi meselesi tabii ki bardağı taşıran son damlalar da oldu. Acaba bu süreci nasıl değerlendirmek lazım? Tahran olaylara nasıl bakıyor? Teşekkür ederim. Tespitiniz tamamen doğruydu. Dikkat edin, 7 Ekim itibariyle İran itidallı davrandı ve savaşın girmemesi ve savaşın yaygınlaştırılmamasını zaten bir şekilde çalıştı. Fakat biz ifadeler kullandık daha önce de ki İsrail bunu müsaade etmeyecek. Yani İsrail müsaade etmeyecek derken, çünkü bölgedeki sadece tek aktör. Yani hatta İsrail'e devlet bırakın, rejim kelimesini bırakın. Ben bir projeden ibaret olduğunu sadece düşünüyorum. Böyle bir aktör, savaştan beslenen bir aktör, yani katliamdan beslenen bir aktör, başka çaresi yoktur. Dolayısıyla İran'ın eninde sonunda çekecek. Şu anda burada neden İran'a çekebilir? Yani İran peki bu kadar zayıf mı düştü? Yok. Şimdi bakın, İran'ın içerisinde 85 milyon nüfus var. Bu 85 milyon nüfusun birçoğu diaspora nüfusu, zaten güçlü olan da zaten dışarıda. Özellikle Amerika'da, Avrupa'da. Dolayısıyla dikkat edin, bunlar sadece diaspora değil, opozisyon hali bile dönüştüren. Bunların şu anda bu olayı, yani İran'ın cevap vermemesi, stratejik sabrı kullanması, iktidarlı davranması, uluslararası ilişkilere uymasını bir şekilde İran'ın Maçlı Sistem ve Kurulu üzerine aleyhine kullanıyorlar. Yani bakın, İran acizdir, cevap veremiyor. Dolayısıyla İran içerisinde farz edin ki öyle iletişim kopukluğu var ya da ya bir çaresizlik var vesaire. Eninde sonunda İran, dikkat edin, iki gün önce Netanyahu İran halkını sesledi. Herhalde haberlerde duymuşsunuz. İlk defa, ilk defa değil, çok sesledi ama ilk defa sadece konu bundan ibarettir. Kaç gün sonrası siz büyük bir değişiklik göreceksiniz. Evet, değişikliği dün akşam gördük. Çünkü ortada bütün dengeler dün akşam değişti. Bakın, bu değiştiği noktalara ben size, yani müsaade ederseniz ona da anlatacağım. Dolayısıyla İran mecbur bu saldırı yapacaktı. Her ne kadar savaştan kaçmaya çalıştıysa en sonunda yakalandı ve bunu yaptı. Daha da yapabilir. Tekrar söylüyorum, burada her şey İsrail'e bağlı. Çünkü İsrail'i durduracak bir güç yok. Varsa o da Amerika'dır. O da gücü kullanmak istemiyor şu anda. En azından seçime kadar bunu kullanmayacak. Dolayısıyla İsrail bunu çok iyi biliyor. Ve seçime kadar ne kadar ülke bu tuzağa düşürürse İsrail'in karı oluyor. Şu anda dün akşam İran'ı kar etti. Ben tekrar söylüyorum, İran her ne kadar savaştan uzak durmaya çalıştıysa ama şimdiye kadar dün akşam bu tuzağa düştü. Ve yaptı. Dolayısıyla İsrail bundan sonrası belki bazı hamleler yapacak. Ama İsrail şu anda izlediği politika doğrudan savaş değil, savaştırmaktır. Yani bir şekilde İran ve Amerika'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Buna başarabilecek mi? O başka bir konu. Yani onu Amerika ve İran'ın kararıdır. Ki dolayısıyla ben Amerika ve İran'ın ikisi devlet aklıyla yürüdüğüne daha doğrusu ifade ediyorum. Ve dolayısıyla Amerika ve İran bu tuzağa bir daha düşemezler diye düşünüyorum efendim. Evet, buyurun. Bu noktada Fransa ve aslında Avrupa ülkelerinin birçok donanma kuvvetleri bölgede, Akdeniz'de ciddi anlamda dolaşmaya başladı ve İran'ın yakınlarında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin unsurları da var. Olası bir savaşta, olası bir operasyonlarda da Batılı ülkelerin desteği de burada kendini gösterecek. Acaba Amerika Birleşik Devletleri de
Bu noktada İran'a yönelik bir saldırıyı cesaret edebilir mi? Çünkü ciddi anlamda kayıp verecek büyük bir nüfusu var İran'ın ve aslında bir ülkeyi savaşta yenebilmenin en önemli noktası kara savaşlarında yenebilmek. Ama bunu yapabilecek bir evet ordusu olsa bile kara savaşlarında böyle bir tercihte bulunabileceğini pek zannetmiyorum ama acaba uzun süren bir hava kara hava savaşı mı olacak? Unsurlarıyla sadece yıpratma üzerine mi bir süreç belirlenecek? Ve İsrail cephesini Lübnan'a doğru kırdı ve Hizbullah'ı yok etme derdinde. Amaç ne? Yani bu süreç sizce neler görüyorsunuz? Yani buradaki hangi cepheler sizce, hangi cepheler bu noktada nereye doğru kayacak? Hemen söyleyeyim. Ben ikinci kısımdan başlayayım. Evet. Dün akşam ki İran daha doğrusu füze saldırısından en çok hoşnut olan bence birinci sırada Joe Biden, ikinci sırada Fransa Başbakanı, üçüncü sırada Belçika Başbakanı. Tekrar söylüyorum. Hristiyanlar bundan Müslümanlardan daha çok hoşnut oldular. Çünkü neden? Fransa Dışişleri Bakanı zaten Lübnan'a gitti ve itidal çağrısında bulundu ve derhal ateşkes ilan etti. Ama İsrail'in bunu duyacağına, uyacağına ben zannetmiyorum. Belçika Başbakanı aynı ifadeyi kullandı. Çünkü Lübnan Gazze'ye benzemez. Lübnan'ın onlara tabiri caizse mütevellileri var. Bu mütevelliler Fransızlar. Frankofon konuşanlardır. Dolayısıyla bunlar bir şekilde İran'ın saldırısından inanın her ne kadar kınama sesleri geldiyse, kınama beyanatları geldiyse ama çok mutludurlar. Bir nevi de Başkan Biden dün akşam Oval Ofis'te toplandığında bu da çok sevindi. Neden? Çünkü Netanyahu geçen hafta Amerika'ya gittiğinde kadarca orada konuşma yaptı. Amerika'yı dinlemedi. Hatta Amerika'yı hiçe sayarak orada gitti, konuşmasına yarım yamalık yaptı ve geri döndü. 21 gün ateşkes daha doğrusu teklifine hiçe saydı ve Başkan Biden'i dinlemedi. Evet. Dün akşam inandı ki Başkan Biden bu zatın Netanyahu'nun daha doğrusu burnunu sürdürmesini çok sevindi. Müslüman ülkelerde de bundan da belki faydalanmış olabilirler. Çünkü bakın, burada önemli bir konu var. Bir önceki saldırı, 13 Eylül saldırısında hatırlarsanız, saldırısında bir koalisyon oluştu. Koalisyon içerisinde Urdun vardı, Suudi Arabistan vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı, Fransa vardı, Avustralya vardı, İngiltere ve Amerika. Yani İran'ın belki gönderdiği bu füzeler, dronlar vesaire yarısını onlar indirdiler. Yarısı da diğer yarısını da demir. Ama bu sefer koalisyon yoktu. Kimse yardım etmedi. Sadece bir Amerikan gemisi 12 tane galiba roketle birlikte bir şekilde onu kaç tanesini düşürebildi. Koalisyon yok. Yani şu anda her ne kadar biz gerçek anlamda bir savaşa doğru gidiyorsak oradaki koalisyonun içerisindeki yer bulunan sayısı azalıyor. Yani dünya söylem itibariyle belki bir cephe oluşturmuş olabilir ona karşı. Ama eylem itibariyle geldiğiniz takdirde birçok ülke katılmayabilir. Yani dün akşamki, tekrar söylüyorum, Hristiyan camiası, Müslüman camiasının birleşmesini biz gördük. Çünkü Papa Francis de bundan daha hoşnut oldu. Çünkü Lübnan'ın %40'tan fazla ki nüfusu zaten Hristiyan. Yani bunlar Müslümanların içine alamıyorlar. Çünkü Müslümanların içine alasalardı zaten 50 bin kişi Gazze'de hayatını kaybetti. Herhangi bir ses çıkmadı. Ama burada Lübnan Gazze'ye benzemez. İsrail burada hata yaptı. Evet, Orta Doğu tabii hataların yeridir. Yani Orta Doğu zaten bunun için müsait. Her yerde müsait. Ama bundan sonrasıki hatalar şu olabilir. Yani farz edin ki bir Amerikan donanması, örnek söylüyorum, Basra Körfezi'nden geçiyor. İran'ın karasularından geçmeye çalışıyor. Hatta dediğiniz gibi bazı petrol tesislerine vurmaya çalıştı. Tahminen öyle diyelim. Peki İran bir ucuz bir füzeyle, 10 bin dolarlık bir füzeyle bunu hasar verirse, Gerard gemisine örnek söylüyorum, hasar verirse, bir Amerikan askeri olursa, Amerikan askeri tabutuyla birlikte, Amerika bayrağıyla birlikte herhangi bir Amerika'nın havalimanı gelirse, Kamala Harris, Başkan Biden bunları karşılamaya geldiğinde Trump kazanıyor. Bitti. Yani olay kapanıyor. Dolayısıyla dediğinize katılıyorum ama seçime kadar. Yani o 6 Kasım'a kadar bunlar sadece caydırıcı eylemlerde bulunuyorlar. Caydırıcı söylemlerde bulunuyorlar. Belki donanma sayısını artacaklar. Bir şekilde İran'a bir gözdağı verecekler ki herhangi bir savaşın yaygınlaşmasını engelliyorlar. Bu doğaldır, doğrudur. Bana göre de doğru bu bir sergilemedir. Fransızlar ya burada dolaşıyorsa olay müdahil değil. Olaya bir şekilde hakim olmayı çalışıyorlar. Yani bir müdahale söz konusu değil. Çünkü burada dikkat edin. Şu anda İsrail'e karşı bir söylem var. Yani Lübnan'a girmeyin.
Ama bu söylem nereye kadar varacak ki? Yani girdikten sonra Avrupa Birliği buna karşı ne tutum sergileyebilir? Tamam, Almanya her zaman İsrail'den yana, ama Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda İsrail'den yana olduğunu hiçbir garantisi yok. Hiçbir garantisi yok. Amerika'ya karşı bile duruş sergileyebilirler diye düşünüyorum. Evet efendim, buyurun. Yani aslında o beklediğimiz, en azından İran tarafından İsrail İran ya da Amerika İran çarpışmasını aslında büyük çaplı beklememize gerek yok. Sadece seçime kadar biraz Tabii. tiyatro belki de oynanabilir. Peki Aynen. İran medyası bu durumları, bu yaşananları nasıl görüyor? Hangi yorumlar yapılıyor İran medyasında da? Sonuç itibariyle Bülent Bey, İran medyası tamamıyla devlete aittir. Yani orada herhangi bir özel medya söz konusu yoktur. Dikkat edin, sosyal medya bile devletin tam kontrolü altındadır. Hatta dün akşam bir genelge yayınladı. Dün akşam değil, daha öncesi, birkaç saat öncesi ki herhangi bir İsrail'e destek görüntü, ses kaydı ya da video paylaşımı vesaire suç sayılır. Yani suç niteliğinde zaten değerlendirilir. Aynı benzer olayı da dün akşam İsrail'de yaşandı. Biliyorsunuz İsrail görüntü zaten görüntü azallığı ve görüntüye zaten bir şekilde ambargo koyuyor. Orada da bir suç sayılır. Yani çünkü İsrail bir nevi de kaybını hiçbir şekilde kimseyle paylaşmıyor. Yani bu sadece dün akşam saldırıdan bahsetmiyorum. Şimdiye kadar hiç kimseyle paylaşmadı. Yani hemen bir füze bir yere atıldığı zaman o tahribatı etrafına çeviriyorlar. Orada anında, yani bu konuda çok profesyonel gerçekten. Anında onun çekini çeviriyorlar. Hatta çim makinesi geliyor. Oradaki çimlere bile, daha doğrusu onarıyorlar ve dolayısıyla 1-2 saat sonrası bir resim çekip orada bir şey olmadı diye ifade kullanıyorlar. Bu İsrail bunu işi yapabiliyor. Gerçekten belki dünyada bir numara. Ama bakın Bülent Bey, siz 10 gün 10 gün öncesine bir Netanyahu kabinesini kendisine bir düşünün. Protestolardan kaçıyor. Kabine neredeyse düşüş noktasına geldi. Sonra birkaç üstünlük kazandı. Buna itiraf etmemiz lazım. Üstünlük kazandı. Yani istihbarat üstünlük kazandı. Efendime söyleyeyim, pager cihazı patlaması vesaire, orada bir psikolojik üstünlük kazandı, deşifre etme konusunda bir üstünlük kazandı vesaire vesaire. Ve bir kaç gün sonrası kahraman kesildi. Sonra hakikaten sanki bir yenilmez havası ile Lübnan'a bile girdi. Dolayısıyla dün akşamki yediği tokat, tekrar söylüyorum, belki İranlılar sevinmiş olabilirler. O başka bir konu, ama Amerika, İnanın en çok sevinen Amerika'ydı. Çünkü bir tokatı yedi. Artık bundan sonrası birini tanıyor ya barış masasına oturtulacak ya ortadan kaldırılacak ya suikast da vuracak. Başka çare yok, kalmadı. Başka bir yol kalmadı. Şimdi dikkat edin, bu Netanyahu zat, yani katil olan zatı kastediyorum. Dün akşam herkesi sığınaklara çağırdı. Bir hafta öncesine kadar siz bu herkese askeri çağırıyorsunuz, toprak genişletiyorsunuz, toprak kazandırmaya çalışıyorsunuz, oradaki göçe sebep oluyorsunuz, her şeyi orada hiçe sayıyorsunuz. Kaç gün içerisinde 1.000 Lübnanlıyı siz öldürüyorsunuz, 1.000.000 kişiye evden ediyorsunuz, ama şu anda sığınağa giriyorsunuz. Peki bu protestolar sizce devam etmeyecek mi? Kaç gün sonra başlamaz mı? Yani İsrail şu anda bir saldırı düzenlemedi. Ama dün akşam siz de herhalde takip ettiniz. Kesinlikle takip ettiniz. Ne kadar gözdağı verdi? Bütün Orta Doğu'ya kan içe vereceğim. Bütün Orta Doğu'ya ateşe vereceğim. Hangisini yapabildi? Hiçbir tanesi. Neden biliyor musunuz? Amerika'nın uçuş izni gelmedi. Yani Amerika F-35'leri uçuramadı dün akşam. Müsaade etmedi İsrail'e. Dolayısıyla İsrail şu anda anladı. Yani bence bir zafer kazanıldı dün akşam. Yani bugünkü BM toplantısında bir zafer sayılır. Rusların şu andaki konuşmalarına bir baktınız mı? Yani hakikaten İran gibi konuştu, Türkiye gibi konuştu. Yani şu andaki Rusya'daki BM temsilcisi aynen Sayın Erdoğan gibi, bizim dinleyicilerimiz gibi konuştu İsrail hakkında. Yani bir soykırımcı. Yani oradaki işlediği suçları da dile getirdi. Yani bu daha önce yoktu. Çünkü Lübnan bambaşka bir saha. Dolayısıyla İsrail bu sahayı eğer öğrenmediyse şimdiye kadar, ama öğrenecektir efendim. Buyurun. Evet. Ve zaten daha önce de 2006'da Lübnan Hizbullah ciddi anlamda İsrail'e ciddi bir Evet. üstünlük sağlamıştı ve İsrail askerlerini ciddi anlamda kayıp verdirmişti. Ve bundan sonraki Doğrudur. süreçte de Kara Savaşı'nda Hizbullah güçleri yine İsrail'e üstünlük sağlama noktasında da kendini gösterebileceği tahminleri Doğru. yapılıyor. Burada da Doğru. yine zararlı olabileceği tahminleri var, ama yine buradaki vekalet güçleri olan yakınlarda belki de Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK terör örgütlerinin
kullanmaya çalışacaktır belki de. Vekalet savaşı da buradan da devam edecektir. Bu konuları konuşacağız. Ayrıntıları niye size başvurmaya çalışacağız ama bu akşam için çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, sayın gazeteci Farşit Bakeren'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları konuşmaya özen gösterdik. Evet, İsrail ve Lübnan meselesi ve İran meselesi önemliydi. Belki de bu konuları daha fazla da konuşmaya da devam edeceğiz. Ve tabii bugünün önemli konularından bir tanesi de Sinan Ateş davasında karar açıklandı. Tetikçi Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı. Bu arada kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in yakınlarına saldırı düzenlendi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında sanıkların savunmaları bitti. Mahkeme kararını açıkladı. Tetikçi Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı. Komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Serdar Ökten ve Çağlar adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bu arada kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in yakınlarına saldırı yapıldı. Sincan cezaevi kampüsünde görülen Sinan Ateş suikasti davasında karar için verilen ara sonrası kafeterya kısmında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine MK isimli bir kişi saldırdı. Sadece geldi direkt saldırdı diyorum ya. Fiziki bir saldırı. Eşim yanımdaydı, başladı yumruk sallamaya, ben geri çekildim. Ne oluyor diye herkes birden gelince eşim de tabii doğal olarak karısını koruyacak. Ne yapacak? Eli kolu bağlı mı duracak? Adam hala saldırmaya başladı. Sonra işte etraftan gelenler tek kişiydi, bir kişi. Benim iki tane çocuğum var. Sinan'ın da iki tane çocuğu vardı. Sinan da katledildi. Bak kameralar önünde katledildi. Biz de kameralar önünde aynı şeyi yaşıyoruz. Anneciğim, tamam. Müsaade edebiliyor musun? Bir açalım. Teşekkür ederim. Sonra açıklama yapacağım. Ne istiyorlar? Anne, bir tane ambulans verdim. Hayatımı verdim. Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlandı. Ölene kadar buradayım, istediği kadar saldırsınlar. Buradayım. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sinan'ı öldürdünüz, sıra bize mi geldi diyerek tepki gösterdi. Saldırgan gözaltına alındı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zordayız, geçinemiyoruz eylemi vardı. Grup adına açıklama yapan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, iktidara enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürüyorsunuz. İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin, kimsenin dayanma gücü kalmadı diye seslendi. İşçiler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüdü. Türk İş Bakanlık önünde sendika üyelerinin ve sendika yöneticilerinin katıldığı zordayız, geçinemiyoruz eylemi düzenledi. Üzerinde zordayız, geçinemiyoruz yazılı pankartı bakanının önüne astıran Türk İş Başkanı Ergün Atalay, enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürüyorsunuz. İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin, kimsenin dayanma gücü kalmadı dedi. Biz bugün bu alanda Maliye Bakanı'na da ve Çalışma Bakanı'na sesleniyorum. Bu meseleleri bir an evvel çözün. Enflasyonu düşüreceğiniz diye bizi düşürmeye devam ediyorsunuz. Dayanma gücümüz kalmadı. İşçinin kalmadı. Emeklinin kalmadı. Asgari ücretin kalmadı. Kimsenin dayanma gücü kalmadı. Zaman zaman ifade ediyorlar. Memur çok alıyor. Memur normal alıyor, az alıyor. Biz daha çok az alıyoruz. Aradaki mesafeyi, aradaki uçurumu bir an evvel kapatın. Geçmişte kamu Türkiye'deki ücretlerin öncüsüydü. Şimdi kamuda çalışanlar en son noktaya geldiler. Onun için bunlar teknik eleman. Bunlar 15 senedir, 20 senedir devletin en önemli işyerlerinde görev yapıyorlar. Bu ücret dengesizliğini, bu sıkıntıyı,
bu problemini çözün. Evde huzurumuz yok, iş yerinde huzurumuz yok. Duyması gereken hükümet, duyması gereken Maliye Bakanı. Evet sayın seyirciler, Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyonunu yarın açıklayacak ve TÜİK'ten önce İstanbul Ticaret Odası enflasyonu açıkladı ve İstanbul Ticaret Odası'na göre ise İstanbul'un Eylül ayı enflasyonu aylık %3.90 ve yıllık %59.18 oldu. Böylece aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedildi. Hayat her geçen gün daha da pahalı hale geliyor. Pahalılıkla İstanbul zirvede. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'un Eylül ayı enflasyonu aylık %3.9, yıllık %59.18 oldu. Böylece aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedildi. İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler de açıklandı. Okulların açılmasıyla bu sektörle ilgili ürünlerin fiyatları arttı. Eylül ayında kurşun kalem %92.94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Kurşun kalemi %79.85 ile kurs ve özel ders ücreti, %66.22 ile defter, %65.33 ile okul kıyafetleri, gıda harcamaları izledi. Fiyatlar gıdada da artmaya devam ediyor. %46.68 ile taze fasulye, %39.64 ile sivri biber, %34.55 ile kabak ilk 3 sırayı paylaştı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem vardı. CHP milletvekilleri okullardaki temizlik ve güvenlik sorununa dikkat çekmek için meclisten Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü. Okullardaki temizlik ve güvenlik sorunu giderek büyüyor. CHP milletvekilleri bu soruna dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü. Nitelikli eğitim istiyoruz. Nitelikli eğitim istiyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş bakanlık önünde açıklama yaptı. Ya siz bu ülkeye düşman mısınız? Bu çocuklara düşman mısınız? Ya bırakın temizleyelim. Madem temizleyemiyorsun, madem okullar açıldıktan 20 gün sonra daha personel almadığını itiraf ediyorsun, sen nasıl bir yöneticisin? Engellediler, utanmadan engellediler. Şimdi buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Sayın Bakan, iktidarınızın 22 yılında bir zahmet, o beğenmediğiniz eski Türkiye'de hiç görmediğimiz şekildeki okullardaki temizlik sorunlarını çözün beyefendi. Okulları temizlemeyi başarın, personel alın. Ve çocukların sağlığından tasarruf etmeyin. 8 bin liraya insan çalıştırmaya kalkmayın. Sermayeyi besleyeceğinize çocuklardan, çocukların sorunlarından, onların yaşadıklarından uzak kalmayın. Bunları çözün. Eğitimden değil, yoksul halkın emeğinden değil, tasarrufa önce sarayınızdan başlayın. Her sorunda bir başkasını suçlayan, hiçbir sorunu kendi görev alanına dahil görmeyen bakana sesleniyoruz. Bu sefer zillerimiz size çalıyor Sayın Bakan. O koltuktan kalkma vakti. Türkiye Büyük Millet Meclisi dün yeni yasama yılına başladı ve yeni dönemin başlamasıyla birlikte geleneksel olarak resepsiyon verildi. Yoğun katılımın olduğu resepsiyonda ise gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon verildi. Tören salonunda resepsiyona katılım yoğun oldu. Resepsiyonun ev sahibi olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa süreci hakkında konuştu. Görüşmeler ne zaman başlayacak? Bir tarih, bir takvim var mı? Görüşmelere başladık. Biliyorsunuz. Yani hemen zaten meclis açıldıktan sonra önemli konularımızdan birisi bu olacak. Bir yıl içerisinde bu bütün konular olgunlaşır. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri, özellikle hukuk camiası, bir takım kanaat grupları, yani kimin fikri varsa onların fikirlerini tartışılır. Belki de Anadolu'nun birçok farklı yerlerinde yapılan toplantılarla bu görüşlerin gündeme gelmesini temin etmemiz lazım. Cumhur İttifakı ortağı olan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise AKP'den meclis başkanı seçilen isimleri örnek göstererek anayasada değiştirilemez madde olmamalı dedi. Bu meclise başkanlık eden Sayın İsmail Kahraman, Sayın Bülent Arınç, Sayın Cemil Çiçek ve daha başkalarını da sayabilirim. Bu konularda biz
sizin söylediğinizde benzer şeyler söylüyorlar. Bu anayasanın değiştirilmez maddeleri olmamalı. Ama ben şunu söylüyorum. Der ki devletin şeklinin cumhuriyet olduğuna dair hüküm değiştirilemez olsun. Ama bugün siz o anayasanın bu ittifak maddesine daha önce dediğim gibi 5 defa Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir değişiklik yapılmış. Bunu dondurursanız, her bir harfine kutsiyet kalırsanız, bugün için belki değiştirmek tercihinde olabilir ama 30-40 sene sonra, 50 sene sonra gelecek nesillerin bunu değiştirmek istemeyeceğini kim iddia edebilir? Resepsiyonda dikkat çekici karşılaşmalar da oldu. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi, ayağınızı denk alın. Parti grubunda CHP'yi ve gazeteciler için bunları söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'e birbirimizi kırmıyoruz inşallah dedi. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği var. Efendim önemli olan Celal Bey gibi dostlarımız, duygularımız gibi önemli olan herkes doğru bildiğimiz oluyor. Saygı ve sevgide eksiklik göstermemek. Görüşmek üzere. Bahçeli, DEM partililerle de tokalaşması ile ilgili şöyle konuştu. Siz de DEM'li eş başkanlarla tokalaştınız. Bugün çok konuşuldu bu konu. Ne diyorsunuz? Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. Özgür Özel ise Bahçeli'nin CHP'ye ve gazetecilere söylediği sözleri değerlendirdi. Kayda geçsin ki eğer o arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse artık azmettirici bellidir. Bütün milletimize bu tavrı şikayet ediyor. Devlet Bey, bu toplumda bir dönem ülkücüleri sokaktan çekmekle, mafyatik ilişkilerden arındırmakla takdir görüyordu. Bununla övünüyordu. Bu anlatılıyordu. MHP'nin hikayesi buydu. Ne oluyoruz şimdi? Dört tane gazeteciyi, savunmasız gazeteciyi bulmuş ve onlara tehditte bulunuyor. Kayda geçsin ki yanlarına kalmaz. Kayda geçsin ki belki de Devlet Bey siyaset hayatının en büyük ayıplarından birini yapmıştır, kusurlarından birini yapmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in hedefi Türkiye açıklaması da Özgür Özel'in gündemindeydi. Bugün Erdoğan'ın İsrail er ya da geç durdurulacak. Geçi kalmadı bunun. İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada. Yani öyle geç durdurmak yok. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi, Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım. Örneğin İsrail'le yapılan geçmişteki anlaşma, sonra Nisan'a kadar sürdürülen ticaret falan. Ne vahim hatalarmış. Ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsun ki İsrail yakında bize saldıracak. Ne duruyoruz meclisi bilgilendirmek için? Milletin meşru, en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz. Bu tehdide böyle bir tehdit öngörüyor musunuz? Şimdi ülkenin ana muhalefet lideri Erdoğan'ın meclis kürsüsünde kurduğu cümle kadar rahat cümleler kurmamalı, kurmayacak ama bir kapalı oturumda Erdoğan dilinin altındaki baklayı çıkaracak. Benim elimde istihbarat örgütüm yok. CHP lideri Özel, Erdoğan'ın erken seçim yok açıklamasına da cevap verdi. Erdoğan gelecekse zamanında seçim olacak diyorsun, ben bir daha yokum artık diyor demek ki. Emeklilik tercih ediyorsun, kendi tercih, ama biz onun için bir erken emeklilik planımız var. Öyle onun dediği 5 yılın sonunda değil, 2,5 yılda ya gelsin seçimi yapalım ya da ondan sonrası başka bir bahis. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açılış töreni bu şekildeydi. Şimdi ise baktığımızda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verilen vatandaşlıklara, Suriyeli sığınmacılara verilen vatandaşlıkların iptali için Ankara İdare Mahkemesi ve Danıştay'da dava açmıştı. Bu konunun ayrıntılarını konuşmaya özen göstereceğiz. Şimdi telefon attığımızda İYİ Parti Afyon Milletvekili Hakan Şeref Olgun bizlerle birlikte. Sayın Olgun, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, aslında Türkiye'de gündem çok yoğun. İç ve dış politika ve sıcak gündemler birbirini takip ediyor ama bu noktada çok önemli bir adım atıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Suriyeli sığınmacılara verilen vatandaşlığın bir an önce iptali için
bir müracaat ettiğini açıklamıştı ve Ankara İdare Mahkemesi'ni ve Danıştay'da dava açtı. Bunun ayrıntılarını ve bu durumun önemini biraz sizden dinleyebilir miyiz? Efendim şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz artık bu sığınmacılar konusu ülkemizin beka problemi haline geldi. Evet, bugüne kadar tüm siyasi partiler, iktidarda bir şeyler söyleniyor ancak somut bir adım görmedik bugüne kadar. İktidardan da görmedik. Evet. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla biz, ben aynı zamanda İYİ Parti hukuk devletinin işlerinden sonra Genel Başkan Yardımcısı olarak ekibimizle çalıştık ve bu konudaki mevzuatı deledik. Gerçekten şu anda hükümetin ve buna sebep olan da İçişleri Bakanlığı'nın 238 Suriyeli'ye vatandaşlık vermesiyle ilgili açıklaması oldu. Evet. Biz 1927'de bu Hatay meselesi sebebiyle çıkarılmış bir kanun gelince Suriyelilerin gayrimenkul edinme yolu ile bile olsa vatandaşlık edinmesi mümkün değil. Kanun açık. 2011 yılında çıkardığı Türk Vatandaşlık Kanunu'nun uygulanmasına teminen yönetmeni çıkarıyor ve bir yönetmeliğe kanunda olmayan hükümler çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı yayınladığı yönetmelikte ve Suriyeliler kanunda olmayan gayrimenkul edinme, işte bir takım ticari şeylerle vatandaşlık verilmeye çalışılıyor. Ve biz bunları derlediğimizde verilen vatandaşlıkların tümünün hukuka aykırı olduğunu, bizim mevcut kanunlarımıza aykırı olduğunu tespit ettik. Bu sebeple de İçişleri Bakanlığı tarafından verilen, olağan yolla verilen vatandaşlıklar ve yine Cumhurbaşkanlığı tarafından olağanüstü yol olarak verilen, Suriyeli vatandaşlara verilen vatandaşlıkların iptali için dava açtık. İçişleri Bakanlığı'nın açtığımız dava İdare Mahkemesi'nde, Cumhurbaşkanlığı aleyhine açtığımız davada Danıştay'da şu anda işlemde. Bunun dışında bir de Türkiye Barolar Birliği, bizim bu bahsettiğimiz yönetmelikle ilgili olarak yani 2011 yılında çıkan Türk Vatandaşlık Kanunu'na uygulanmasının yönetmelikle ilgili olarak bir iptal davası açmış. Bu davaya da hem müdahil olduk. Her üç davacısı da hem İYİ Parti genel merkezi hem de Sayın Genel Başkanımız Mustafa Dervişoğlu bizzat davacısı. Evet. Peki bu davanın nasıl sonuçlanmasını bekliyoruz? Eğer istenilen şekilde bir sonuç alınacak olursa bu noktada acaba siyaseti göçmenlerin sınır dışı edilmesi ya da kontrollü bir şekilde Suriye'ye gönderilmesi ya da ülkelerine gönderilmesi meselesinde bir mesafe kat edilebilir mi? Ne dersiniz? Yani bu dava en azından hukuken biraz bu iktidarı da hukuki yola çevirip artık vatandaşlık vermeyi durdurup verilen vatandaşlıkların da iptalini sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü ülkemizde her ne kadar hukuk yara alsa da büyük yaralar, biz yine de hukuk adamlarının, hakimlerin olduğunu düşünüyoruz. Biz kanun ve yönetmelik metinleri de açık olduğu için bu verilen vatandaşların tümünün iptal edeceğidir. Evet. Peki bu konuda son bir soruyu sorayım sizlere. Biliyorsunuz Türkiye'nin Türksüzleştirilme projesi var. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin düşünce etikten kuruluşları Türkiye'nin Türksüzleştirme projesinin hayata geçirileceği ifadelerinde bulundular. Acaba bu noktada eğer bu göç politikası devam edecek olursa Türkiye'nin yaşayabileceği sorunlar noktasında hangi sıkıntıları yaşayabiliriz? Bakın zaten bir şubatla yaşamaya başladık. Hiçbir önlemi yok. Bugün Bakanlığı açıklamasına göre 780 bin yani ülkemizde sığınmacı olarak giriş yapıp tescil yapılmış ancak bulunamayan 18 milyonu 1 milyon yok ya. Yani böyle bir ülke olamaz. Bizim şu anda güvenlik zekamız tehlikede. O sebeple artık iktidar mahkum başta toplayıp bu konuda somut adım atması lazım. Bakın Türkiye'nin ilk somut adımı biz İYİ Parti ve Sayın Genel Başkan olarak attık. Bunun dışında ayrıca bu dava direktörü milletimizle paylaştık.
Yani bu dava herkes tutabilir. Ben bu da artık iktidarın da başına gelmesi. Yani CEO dediğiniz projenin her ne projesiyse Amerika'nın yaptığı ülkemizden emeller ama biz bir tercih göstermiş engel olacak. Peki. Sayın Olgun, bu konuları konuşmaya, size danışmaya çalışacağız ileriki zamanlarda ama bu akşam için destekleriniz için çok teşekkürler, çok sağ olun. Ya efendim, ya sabah iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet sayın seyirciler, İYİ Parti Afyon Milletvekili Hakan Şeref Olgun'a teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Türkiye, ABD'nin F-16 vaadiyle önce Finlandiya, ardından da İsveç'in NATO üyeliğine onay vermişti. ABD'nin sözünü tutmadı. Türkiye hala ABD'den adım beklemeye devam ediyor ve bu iki ülkenin NATO üyesi yapılması dün Ankara'ya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında tabii ki gündem oldu. İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine önce karşı çıktı. Gerekçesi bu iki ülkede terör örgütü PKK mensuplarına alan açılması ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılardı. Sonra Türkiye, ABD'nin F-16 ve F-35 şartları nedeniyle önce Finlandiya'ya sonra da İsveç'e NATO onayı verdi. Bu iki ülke Türkiye'nin veto hakkını geri çekmesiyle NATO üyesi olurken Türkiye hala ABD'den F-16 ve F-35 konusunda adım atılmasını bekliyor. Bu iki ülkenin NATO üyelik sürecinde Ankara'ya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenledi. Finlandiyalılar neden bu kadar uzun bekledi ve neredeyse bir yıl NATO sürecinin dondurulmasından Türkiye ne kazandı? Gerçekten gerekli miydi? Bu bir gazeteci sorusu olduğu belli. Finlandiya'yı biz öyle zannedildiği gibi bekletmedik. Ve İsveç'ten önce biz Finlandiya'ya hemen NATO'ya üyelik noktasında önünü açtık. Ama İsveç için aynı uygulamayı yapamadık. Çünkü İsveç maalesef terörle mücadelede Finlandiya gibi davranmadı. Finlandiya gibi adım atamadı. Sonunda Finlandiya NATO'ya girdi. İsveç daha gecikmeli olarak NATO'ya biliyorsunuz girdi. Şimdi ise piyasa ekranı gelecek. Evet sayın seyirciler, piyasa ekranına bakalım. Bugün dolar, euro ve altın ve Borsa İstanbul hangi rakamlardan işlem görmüş ve dolarla başlayalım. Dolar bugün 34 lira 18 kuruştan işlem gördü. Euro ise 38 kuruş 24 liradan işlemini gerçekleştirdi. Altına baktığımızda ise 2886.7 kuruşla bugün işlem gören bir işlem hacmi vardı. BIST İstanbul'a baktığımızda ise 9683'ten işlemini gerçekleştirdi. Sırada hava durumu var. Evet, hava durumuna bakalım ve Marmara bölgesiyle başlıyoruz. İstanbul 23 derece gündüz sıcaklığı, gece sıcaklığı 14 dereceyle devam ediyor ve tabii ki güneş kendini gösterse de yağmur bulutları ben buradayım diyor. Ve Çanakkale'ye bakalım. Gündüz 25 derece, gece 12 derece. Bursa ise 25 derece, gece sıcaklığı 11 derece ölçülüyor. Edirne'ye baktığımızda ise gündüz 28, gece 10. Ege bölgesine bakalım. İzmir, Muğla, Denizli ve Uşak'a baktığımızda ise güneşli bir zaman dilimi kendini göstermekte. Ve İzmir gündüz sıcaklığı 28, gece 14.
Muğla ise gündüz 27, gece 14, Denizli 31 derece, gece 16 ve Uşak'a baktığımızda ise gündüz 26, gece 11 derece tahminleri yapılmakta. Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde de güneş kendini gösteriyor. Antalya gündüz 21, gece 19. Adana gündüz 31, gece 18. Mersin 29 derece, gece 20 ve Hatay ise gündüz 29, gece 16. Ve İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli bir hava kendini göstermekte. Gündüz 24, gece 19. Konya gündüz 25, gece 10. Kayseri ise gündüz 29, gece 20. Eskişehir ise yine gündüz sıcaklığı yüksek 25 derece ve gece 9. Karadeniz bölgesine bakalım. Trabzon'da tabii ki yağmur bulutları kendini gösterse de güneş de var. Yüzünü gösteriyor. Gündüz 23, gece 17. Samsun gündüz 25, gece 15. Ordu'da ise gündüz 24, gece 15. Ve Zonguldak ise gündüz 22, gece 11. Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Erzurum'da gündüz sıcaklığı 17, gece 3. Malatya'da güneş yüzünü göstermeye devam ediyor. Gündüz sıcaklığı 23, gece 7. Van'da ise gündüz 19, akşam biraz soğuk 7 derece. Elazığ'a baktığımızda ise gündüz sıcaklığı bir hayli yüksek 24 ve gece 7 derece. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise 4 şehrimizde de güneş hakim. Gaziantep gündüz 29, gece 14. Diyarbakır 28, gece 13. Şanlıurfa ise gündüz 29, gece 17. Ve Mardin ise gündüz 26, gece 16. Ve hava durumunu da paylaştık ve bültenimizin de sonuna geldik. Yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri derlediğimiz ayrıntıları paylaştık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.